Valorant'ın yeni bir dönüm başlıyor diyebiliriz çünkü oyun tamamen değişti. Ben de spordaydım eve koşarak geldim size çünkü bugün gelecek bütün değişiklikleri anlatacağım. Bugün değil yani bir sonraki güncellemede gelecek bütün değişiklikler. Yeni bir ajan var. Phoenix'te değişiklikler var. Sejde değişiklikler. Sejde birazcık buff geliyor. Cypher'a nerf geliyor. Yeni bir kalkan var. Silahlarda çok fazla değişiklik var. İlk olarak bu yenilenen zırhtan bahsedeyim. Markette alabileceğiniz yeni bir zırh sekmesi var. Bu sekmedeki zırhı 650 kredi alıyorsunuz. 25 hasar sorabiliyor Ve şöyle bir şey var. Yenileme havuzu denen bir kısım var. Bu yenileme havuzu denen kısımda 50 canlık. Diyelim ki o ilk hasarı bu yenileme havuzundan yediniz. Düştü. Sonra bu geri geri yavaş tekrar dolacak. Yani round içerisinde her ajanla bir Reyna heal alabiliyorsunuz gibi bir durum var. Cypher'a gelen değişiklikler ise bu tuzağa bıraktığınız zaman kaçtan biri yakalandı anında size gösteriyordu. artık orada küçük bir gecikme var. Yani yakalandığınız zaman 05 saniye sonrasında gözükeceksiniz. Bu da biraz size tepki vermeniz için alan bırakacak. Ulti bedeliğinde ise beta'dan beri galiba Cypher 6 orbla ultisini açabiliyordu artık 7 orb oldu. Sage'e geldiğimiz zaman seç kendisine heal attığı zaman şu an 30 yıl atıyordu. Bu 50'ye çıkarıldı. Slow attığı alanda da işte Jettir, Neondur bu tarz canlar dash attığı zaman %50 daha fazla yavaşlatılacak. Bu çok önemli olmasa da asıl önemli olan ultisi artık 8 ort değil 7 orb. Sage al diye insanları darlayıp, daha fazla darlayabileceksiniz. Oman'ın da farklı farklı yerlere vanva yatabildiğini biliyorduk. Şöyle bir değişiklik var. Artık oyuncuların ayak basabildiği yerlere sadece vanva yatabileceksiniz. Yani mesela Ascent'te AM'ni attığınız o vanvayı de sorun yok. Fakat o kapı üstlerine bıraktığınız Van artık atılamıyor olacak. Diğer ajanların smokları gibi aşağı düşecek. Phoenix'te baya bir değişiklik var diyebiliriz. Artık eskinde heal'ınız varken şu an flash'ınız olacak. Yani round başladığında bir tane bedava flash sahip olacaksınız. Bir tane de satın alabiliyorsunuz. Bunların yanında her iki kilde bir bu flash'ınız yenilenecek. Yani doğal olarak imza yeteneği olduğu için. Eel ise bu flash ile beraber yer değiştirdi. Bedeli de 200 kredi olan satın alabileceğiniz bir yetenek. Duvarı ise eskiden normalde siz bir yere çarptığında duruyordu bu Phoenix'in duvarı. Artık aynı Harbor'ın duvarı gibi attığınız zaman duvarların arkasına geçebilecek Phoenix'in Jet'te küçük bir değişiklik var. Diyelim ki KO bıçağı yediniz. Normalde skill'leriniz kapanması gerekiyorken jetin süzülmesi pasifi sayıldığı için kapanmıyordu. Bu skill kapatmayı yediğiniz zaman jetin de artık süzülmesi iptal olacak. Silahlarda baya bir değişiklik var ama tek tek işte birinin isabetsiz 03'ten 05'e çıkmış gibi bunların hepsini açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. En önemlilerinden bahsedeceğim ben size. Artık tüm tüfeklerle yürüme esnasında ve koşma esnasındaki atış isabetsizliğiniz arttı. Yani koşarak vurma biraz daha azaldı diyebiliriz. Ghost'un mermi sayısı azaltıldı. 15'ten 13'e düştü. Frenzy'nin ise mermi sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Aynı şekilde klasikte de koşma zıplama yürüme sırasında atış isabetsizliğiniz arttı. Yani öyle saat katayım zıplayayım gibi vuruşlar biraz daha azalacak. Bir de yeni ajan muhabbeti var. Ben bu yeni ajanla emin değilim ama videolarda güncellemeleri gösterirken kenarda bilmediğimiz bir ajan tipi var. Bu ajan yeni gelecek ajanın tipi olabilir ama eski ajanlardan birinin o denedikleri test serverındaki görüntüsü de olabilir. Bilemiyoruz. Sonuçta görmediğimiz yeni bir tip. Bunu da çok kişi yeni ajan olarak göstermiş. Hızlı bir şekilde her şeyden bahsetmeye çalıştım. Umarım atladığım bir şey yoktur. Zaten bunların hepsini ben sürekli tweet olarak atıyorum ama çok fazla değişiklik olduğu için bir de hızlı bir şekilde bir video hazırlayayım dedim. Geldikleri zaman zaten oyunda deneriz. Ajan konusunda da bir gelişme oldukça ben yine tweet atıyor olacağım. Orada yarın da 4'te yayında olacağız. Merak ettikleriniz varsa orada üstüne biraz daha konuşuruz. Çünkü yarın Futbol maçı var. Geri dönüyoruz. Orada bu, bu akşam da aslında ben yayındayım. Ben yayında değilim. Çiğdem yayında. Çiğdem'in yayında ben yanında olacağım. Çünkü Spike Nations'ta bir nevi milli takımı izleyeceğiz. Oraya da bekleriz sizi. Ben bu videoyu attım da muhtemelen bir saat sonra falan yayına girmiş olur Çiğdem. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.